Herkese selamlar, herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde sayısalcı tayfa için YÖK Atlas verileri paylaşıldı. Şimdi eşit ağırlık, sonra sözel ve dil teker teker paylaşılacak. Hatta belki sen bu videoyu izlerken paylaşılmış da olabilir. Şimdi orada yorumlara baktığımda en çok dikkatimi çeken bazı yorumlar vardı. Birincisi şuydu. Hocam benim OBP'm mesela oradakiler kadar yüksek değil. Ben şimdi ne yapacağım o zaman? Bölümden vaz mı geçeyim, hedeften vaz mı geçeyim? Hemen mesela sayısalcı tayfa için acilen bir örnek vereyim ve bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Mesela o gün paylaştığım verilerde hiç mesela 80'in altında bir OBP yoktu. Doğru değil mi? Çünkü bunları direkt YÖK Atlas'tan bulmanız çok çok zor. Yani günlerce araştırma yapmanız lazım ki istisnaları bulasınız. Bir de şöyle düşünün, mesela YÖK Atlas şöyle bir açıklama yapar. Der ki 50 tane bölüme son giren kişiyi verir. Yani 50 kişinin OBP'sini görürüz biz. Gönül isterdi ki orada tüm OBP'leri versin ya da atıyorum oraya katılanların ortalama OBP'sini verse biraz daha durum iyi olabilirdi ama yine yanıltıcı olurdu. O yüzden bunu hemen şöyle bir güzelce bir çözüme kavuşturalım mı? Bundan birkaç yıl öncesinde İrfan'ı biliyorsunuz zaten, birçok videomuza katılmış o güzel insan. 79 OBP ile 92,5 TYT, 68-25 AYT ile 13.000 sıralamayla kırıkları tıpa gitti. Yani 79 OBP ile oralara gitti. Şimdi bunun gibi size onlarca örnek sunabilirim burada ve geçmiş yıllardan da buluruz. O zaman buradan iki tane sonuç çıkaralım. Birincisi, benim OBP'm düşükse ya çok açık ve net. Ben bu açığı AYT ile, başta AYT ile kapatmak zorundayım. TYT ile de olur da TYT kısmında biliyorsunuz 5 net arttırmam, AYT'de 2 net arttırmam neredeyse kafa kafaya. O zaman ben bunu ne yapacağım? Diyeceğim ki hayır kardeşim, ben bu AYT'ye yükleniyorum. Bu OBP açığımı kapatacağım. Olay bu kadar nettir. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? İşte bunu sen bileceksin. Ben bunu bilemem güzel insan. Yani eğer bunu yapabilecek gücün varsa uğraşacaksın, yapacaksın. Bu bir. İkinci çıkarım ne? Hocam biz onları incelediğimizde bazı işte sıralama, puan hesaplama siteleri var. Biliyorsunuz bu siteler isim vermek de hiç doğru olmaz. Hocam işte uyuşmuyor. Yani ben oraya baktığımda başka bir sıralama geliyor. Güzel insanlar bakın. Puan verdiğimiz o sayılar, rakamlar resmi YÖK Atlas verileri. Yani sitelerle alakalı bir kıyaslama bile yapmayın, yapmayın, yapmayın. Bu eski yıllarda puan hesaplama siteleri gerçekten çok çok kıymetliydi ve çok fazla bizim için önem arz ediyordu ama YÖK Atlas çıktığından beri bu biraz daha böyle köşede kaldı. O yüzden YÖK Atlas kısmına daha sadık olmanızda fayda var. Bir üçüncü çıkarım da şimdi yapalım. Şu an aklıma geldi. İlla ki burada netlere de %100 takılmayın. Mesela bundan 2 yıl önce sınav daha zor olduğunda 90 netle gelen başarı diyelim ki işte 10.000 olsun, işte iyi de bir AYT'si var. Bir sonraki yıl sınav kolay gelirse bunu en az 95 TYT isteyecek. En az belki 100 TYT isteyecektir derece için. O yüzden buraları ne olur çok çok iyi irdeleyin. Sınav zoruna göre değişir bu. Siz elinizden gelen en iyisini yapın ve buradaki sayılara, rakamlara da hakim olun güzel insanlar. Hala kafanıza yatmayan bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Bizler de bunları cevaplayalım. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.